Geçenlerde içeri doğru şöyle bir yürüyüş yapmıştım. Bundan 12 sene evvel de aynı bölgede yine Mayıs ayının başlarında o tarafa doğru bir yürüyüp yorulduğum zaman şöyle bir dinlenmek istemiştim. Daha doğrusu orada oturup bir sessizliği dinlemek istemiştim. 12 sene önce sırtımı yasladığım sarı çam olduğu gibi öylece duruyor. 12 tane kış geçirdi. 12 tane bahar geçirdi. 12 tane sonbahar, 12 tane yaz geçirdi. Ben değiştim. Kendimi geliştirdim, yaşlandım. Ona bakıyorum, benim gözümde o kadar yaşlı durmuyor. Sırtımı şöyle yasladım, 12 sene önce de şimdiki hissettiğim şeyleri hissetmiştim. Bir ağaç kakanının yine uzaktan çıkardığı ses geliyordu. Aşağıdan derenin sesi geliyordu yine aynı vakit. Şöyle gözümü kapattığımda soluduğum hava sanki 12 sene önce soluduğum havanın aynısıydı. Bu aslında biz insanların kısacık ömründe dünyamızın o kadar hızlı değişmediğini gösteren, bizim o dünyanın içerisinde küçücük birer canlı olduğumuzu hissettiren de bir şey. Ara sıra evin dışına çıkıp bir yerlere gitmek, birilerini ziyaret etmek iyi geliyor hem bana hem gittiğim insana. Aklınıza geldiğinde arkadaşınızı düşünürsünüz, sevdiğinizi düşünürsünüz. O an bir hayal edersiniz onu nerede, ne yapıyor diye. Bence o an aramak lazım. Ondan sonraki o duygu hali yok olup gidiyor. O anki gelen hislerinize cevap vermeniz gerek. Onun karşılığında o içinizde duyduğunuz hissi, sevgiyi arkadaşınıza geçirmelisiniz. Hem kendiniz hem o beslenir. Şimdi Durmuş amcanın yanına, onun ailesinin yanına gittik. Heyecanlı iki gün geçirdik orada. Bir ayının, bir kurdun peşinden yol aldık, ilerledik. Baharı güzel karşılayan insanları ve etrafındaki keçileri, hayvanları gördük. Açıkçası ayıyı çok net göremesek de aşağılarda gördük ama size bir türlü onu gösteremedik. İçimiz hep bir ukde kaldı. Biz de bu sefer biraz daha teşkilatlı, hazırlıklı olarak oraya gidip ayının yatacağı, kalkacağı, yem yiyebileceği, yemleneceği yerlerde size onu net bir şekilde göstermek isteriz. Çünkü tabiat vahşi olduğu zaman güzel. Biz de o vahşi şeyi görüp hissetmek, yaşamak, size göstermek istiyoruz. Şimdi yapacak iş çok. Aşağıdaki yalak bitecek. Sular su çoğaldı, o suyu alıp yalağın içine aktaracağız bir şekilde. Bizim de işimiz çok. Günler uzun, mis gibi. Gidelim hadi işe. Makarayı bu buldum eski. Makaraya benzer şekilde yapacağım. Sistemi çok basit. Bunu sarı çamdan yapmış ama ben Faysal'ın getirdiği diş budaklardan yapacağım. Şöyle bir malzeme. Şunlardan makaraları. Şu tahta kısmını da bundan yapmayı düşünüyorum. Şundan. Bu model olarak şöyle önünde bir dursun. Ona bakarak resim çizer gibi. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. İncelemiştim zaten daha önce. Bakın ortada şöyle bir boşluk bırakılacak makaranın döneceği. Buralardan delik açılacak. İçi de çok basit. Makaraların içerisinden delik geçecek. Bu da içinden geçip buraya sıkışacak, perçinlenecek. Buraya bir delik olabilir. Ben biraz daha geniş yapıp burayı sadece iple değil, aynı zamanda kalın kemer gibi bir şeylerle de sıkıp bağlayabilmek için iz açacağım. Biraz daha geniş tutacağım burayı. Hafif ve sağlam bir malzeme. Ama daha ağır yükler için daha sağlam bir şey gerekir. Diş budak ideal. Keşke buralarda eskisi gibi çobanlar olsa, sürüleriyle gezse. Boyunlarında çan, çangır çangır gezerek etrafı inletse. O güzel notalı seslerin ortalığa yaysa, o koşuşturarak ot yemek için dolaşırken bastıkları kekiklerin kokuları rüzgarın içerisine karışsa, buram buram ortalık kekik koksa güzel olmaz mıydı? Biz tabiatta olmalıyız. Bizimle beraber yaşayan canlılar da tabiatta olmalı. Burası o zaman güzel. Hayvanlar da huzurlu, biz de huzurluyuz. Şimdi kendimi bunu yapmak için görevli gibi hissediyorum. Bana bu görevi veren tabiat. Evde otursam şehirde, dağda bir yerde yalak bozulmuş, hadi git oraya yalağını yap, yalağı tamir et, hayvanlar, kuşlar su içsin.
Duygularıma dokunacak hiçbir şeyi yok. Ama ben tabiatın içerisinde biraz yaşamaya başladığım an işte onlara karşı empati duyuyorum, empati besliyorum. O canlılarla beraber orayı paylaştığımı hissediyorum. Onunla beraber paylaşıyorsam orayı, ben de onlara bir değer, katkı sunmalıyım. Şehirde mevsimleri hissedemiyoruz ama doğada mevsimlerin kokusu, sesi bile değişik. Baharda gözümü kapatıp nefes aldığımda çektiğim hava, bahar havası, bunu biliyorum. Gözü görmeyen bir insan da bunu hissedebilir. Oh, şu an mis gibi bahar kokuyor ortalık. Ağacın da bir karakteri var. Hem canlıyken, hem böyle kesildikten sonra kuruyken. Şimdi kuru ağacı törpü ve elimdeki zımpara o kadar güzel işliyor ki üzerine, o kadar güzel aşındırıyor ki yani insan elinden bırakmak istemiyor. Şimdi elimi aldım, şöyle gidiyorum ama obsesif gibi takılıyorsunuz, düşünün. Acayip, herhalde terapi gibi geliyor. İyi bir şey, meşgul olmak için çok güzel bir şey marangozluk. Şimdi yapacağım şey işime yarayacak. Hem meşgul oluyorum bununla, kendime terapi yapıyorum, hem de işimi göreceğim. Hayat böyle olsa değil mi, herkes için, bütün insanlar için ne kadar zevkli ve güzel olur. Herkes o zaman sevdiği işi yapar. Sevdiği işi yapmış olur, hayattan daha da çok zevk alır. Biraz yuvarlayacağım, ondan sonra tornaya koyup makaranın tekerlerini yapacağım. Bu da sağlam diş budak ağacından. Öyle sağlam ki ağaç sert, zor alıyor. Ayağımla sıkı basmama rağmen dönüyor. Şimdi elime alıp yaptığım bu işte aklıma bir sürü şey geliyor. İlk gelen Dursun amca. İzmir'deki Dursun amcayı hayal ediyorum. Hiç görmedim kendisini. Sadece anlatılanlardan biliyorum. Bir de atölyesine girdim. Atölyesi zaten canlı yaşıyor gibi duruyordu orada. Hele onun kullandığı o torna aleti. Keşke dedim içimden, şurayı burada yaşasam da şurayı kullanabilsem. Burayı yeniden çalışır hale getirebilsem diye. Şimdi o aklıma geldi. Dursun amcanın orada etraftaki, çevresinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışması, yapması aklıma geldi. Bu 21. yüzyılda yapıldı. Bu 20. yüzyılda yapılmış. Hala direniyor, duruyor. Kim bilir nerelerde kullandılar. Ne çekmek için, ne taşımak için. Hangi insanın, hangi hayvanın, hangi canlının derdine, zorluğuna ortak oldu. Çok basit de gözükse bana göre şaheser. Bu da elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz, şimdiki zamana ait bir makara sistemi. Ama prensipler değişmez, aynıdır. 30. yüzyılda olsa, 19. 20. yüzyılda olsa makara makaradır. Aynı prensiple çalışır. Ama emin değilim ki 30. yüzyılda insanlar böyle ahşap işleriyle makara yapacaklar, kullanacaklar. Gittikçe eli ayağı insanın tabiattan çekiliyor.
Şimdi ne güzel makineler bize küvetler yapıyor, lavabolar yapıyorlar. Muslukları açıyorsunuz, içerisine suyu dolduruyorsunuz, işinizi görüyorsunuz değil mi? Ama doğada öyle değil işte. Doğa adama hep çalıştırıyor. Şimdi bu su kurununu yapacağız, yalağı yapacağız. Bayağı da vakit alıyor. Suyun kaynağına gidip orayı güzel temizleyeceğiz. Suyun güzel tahliye edilip, kenarlarının güzel tertiplenip akmasını sağlayacağız. Belli yolunu açacağız. Ondan sonra kurunun içlerini düşüreceğiz. Kurunun içine düştükten sonra da güzel bir akarını vermek lazım. Yolu bozmaması gerekiyor. Suyun yolun üzerinden aktığı zaman biliyorsunuz etrafını temizleyerek, açarak gidiyor. Biz de orayı güzel toparlayacağız. İş uzun sürüyor. Bitirmeye çalışacağım ama bugün de bitecek gibi değil. Şimdi makara sistemiyle belki de orada nereden baksak 3-4 metreküplük bir ağaç. Onu tek başıma kendi kas gücümle çekmem zor olacak. O yüzden makara sistemi yaptım. Makarayı bağlayıp her birisi çift makaralı olduğu için. Bir tanesinden girecek, karşıya gidecek, yükünü %50 alacak. Diğerinden gelecek, oraya gidecek, bir %50 daha yükünü alacak onun. Yani ne kadar makara koyarsanız o kadar yarıya indirerek gücü sistemi kurabilirsiniz. Şimdi önce şunu bir geçirelim bakalım buradan geçecek mi? Şuradan geçireyim. Perlonun da çok kolay atılabilir bir düğüm tekniği var. Kendi etrafında şöyle bir tur çevirip adi düğüm gibi döndürüp bakın halkanın içinden geçirdim. Dışarı çıktı. Diğer kalan parçayı da şunu. Bakın bunun dışından çıkan yerden alıyorum. Takip ettiriyorum şu perlonu. Bakın buradan devam ediyor. Şöyle arkayı bir çevirelim. Nereye gidiyor? Şuradan dönüyor. Buradan gelen buraya giriyor. Tekrar içine. Takip düğümü. Bakın. Çok güzel sıkıştı. Şimdi makarayı çevirelim. Şahane. Bu burada kalsın. Karşı tarafa da gidip aynı şeyi o ağaca yapacağım. Ondan sonra bir dörtlü deneyelim. Dört makarayla. İki burada, iki de orada olacak. Çekilemiyorsa 8 makara yapacağım. O kadar da çekebileceğimi düşünüyorum artık. Geçmişte de insanlar hayatlarını kolaylaştırabilmek için bir takım icatlarda bulunmuşlar. Ama bu elektriğin geldiği zamana kadar makul, tolere edilebilir şeylerdi bunlar. Hayatımızdan bir sürü şey alıp götürmüyordu. Bundan 40 sene öncesine baktığımda çöp dediğimiz şey neydi ki? Tahta, demir, deriden başka hayatımızda bir şey yoktu. Yünden başka bir şey yoktu hayatımızda. Ama şimdi elektrik ve hızlı yapılan şeyler girdi. İnsanın bedeni daha az çalışır hale geldi. Aklımızı kullandık, bir şeyler ürettik. Bizim yerimize onlar yapmaya başladılar. Biz de o boşta kalan zamanı çok iyi değerlendiremiyoruz. Hayatımızın kalitesi işte o hayatımızın içerisinden alınıp götürülen şeylerle ölçülmeli. Biz de bir sürü şeyi kaybettik bu arada. Yukarıdan ucundan neredeyse 10 metre, 12 metre geldi. Şuradan da bir 2 metre oynadı. Tabii biraz daha kaydırmam lazım aşağıya. Oldukça yorucu hakikaten. Makara da olsa insanı yoruyor. Bunu biraz daha yukarı alıp bu sefer kökü biraz aşağı kaydıracağım. Orman kanunları hakikaten bizim memlekette zorlu ve yerine getiriliyor hepsi. Bakın burada şuna dokunduğumuz şey bile, kozalak bile biliniyor. Biz de gerekli yerlere haberini veriyoruz zaten. Şimdi ondan güzel bir yalak olacak ama bunu biraz daha aşağı doğru çekmem lazım. Şu kütük kısmı biraz daha aşağı alayım. Artık bu makta kimin evine, kimin hanesine düşecekse onlar gelip burayı bunu temizleyecekler. Yani taşeron işçilik yapacaklar ormana.
Onlar bunu temizleyip bir köşeye bırakacaklar, damgalarını çakacaklar üzerine. Sonra da orman götürüp aşağıya MAK'ta kimse onun ücretini ödeyecek, depoya kaldıracak. Kanunu bu. Zaten ilk bölümünde dağ evini yaparken söylemiştik. Bizim dağ evini yaparken yukarıya getirdiğimiz bütün o tomruklar satın alınmış, orman içerisinden kesilmiş değil kesinlikle. Bunu zaten programın başında da anlatmıştık. Herkes elini kolunu sallayarak gelip ormana kulübe ev yapamaz. Hepsinin bir çalışma, bir bedeli olmalı, karşılığı olmalı. Zaten karşılığı olmayan şey güzel olmaz. Karşılığında bedel ödemek zorundasınız. Orman içerisinde böyle yapmak herkesin yapabileceği bir şey olmadığı için özel izne tabi orası. O yüzden bunu yapabiliyoruz. Yoksa gelip de ormanda bir şey yapamazsınız. Bu artık bunu biraz daha belki çekerim, öyle bırakırım ama yukarıdan misafirim gelecekti. Bir bağırtı sesi var, kesin geldi. Özgür'ü bekliyordum. Size şahane bir sürprizimiz var yukarıda. Gelecekti, gelmiş. Şimdi artık burada yarım kalan işi bırakıp yukarı çıkıyorum tekrar. Özgür! Abek! Ya erken gelmişsin. Bayağı erken geldim. Yalağa gittik ya, yalağın başına, orada işimiz var, yalağa yapmaya çalışıyoruz. Ya özledik. En son Şavşat'ta. Özgürcüğüm canım benim. Ben senden uzunum. Evet. Senin elektrik torna gibi olmuş mu? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Senin kadar aynı eksende çalışmıyor olabilir ama yine de ayar yaparsın sen burada. Gel yanıma, yanıma gel. Abek. Malzemelerin güzelmiş. Nasıl, ilgini çekiyor değil mi? Vallahi çok güzel. Hatırlamayanlar için söyleyeyim, bir de Özgür Şavşat'ın Veli köyünden, ailesi, sülalesi oradan. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Usta usta. Anne baba orada yaşıyor. Ama özlem orada değil mi? Oraya tabii çok. Bunlar yoktu önce geldiğimde. Ya biz dedik daha böyle içerisi soğuk oluyor. Hem de giyotinli olsun, böyle kalkıp inmeli eski köy evlerindeki gibi. Kestaneden sağ olsun Celal'den aldık malzemeleri. Büyük bir kısmını burada mı yaptı. Yaptınız? Burada montajını ben yaptım burada. Çok güzel, güzel oldu ama değil mi? Aynen. Harika. Kestane. Olur. Ev biraz eskidi ama o onun yanında biraz yeni kaldı. Eski yeni. Güzel duruyor ama. Onlar da eski. Ya şimdi sen elektrikli atölyen var, elektrikle çalışan. Evet. Tornan, her şeyin. Aletlerin, el aletlerin, iskarpelaların orada. Kesiyorsun, biçiyorsun duduğunu, balabalını, meyini orada meyi, yapıyorsun. Meyi, zurnayı. Evet, şimdi burada bak, senin atalarının eskiden yaptığı gibi bir düzenekle torna yaptık. Şimdi yanında getireceğim demiştin yanımda. Evet. Erik mi? Ne alacaktın yanına? Erik kayısı. Yani, kayısı. Duduk için kayısı. Getirdin mi? Getirdim. Tamam. Yani açlığın yoksa akşam yemeğine kadar yapabilir miyiz? Yaparız, yaparız. Yaparız. Çok, ben de şimdi buna yani. Bunun eski şeyi bizim orada vardı Şavşat'ta. Buna benzer bir şey mi? Buna benzer bir şey vardı. Çıkrık diyorlar. Aa, ona. Tekerlekli. Evet. Cabbar amca vardı rahmetli. Aa. Meyci. Onunla mey yapardı. Zurna yapardı. Ya. Bir ayda bir zurna yaparmış adam. Bir ayda? Tabii. Demek ki ağacı da önemli işlemek. Tabii ki. O işi. Ağacı önemli, zımparası önemli. Şimdi bunlar çok yavaş döndüğü için, mekanik çalıştığı için çok iyi zımpara yapmak gerekiyor. Yoruyor da tabii ki. Sesi tutuyor yoksa değil mi? Ağaç tabii, tek tabii. Bir parça haline temiz gelmezse. Olması temiz lazım. Çıkmıyor. Vay çok be. Temiz olması lazım. O yüzden çok kıymetli şeyler bunlar. İnsanın para vererek gidip hemen anında satın aldığı bir şeyin arkasında çok uzun bir iş var. Emek var. Emek var. Kültür var. Yürek var, değil mi? Hele o bir ayda zurnayı yapan adamı düşünsene, onu verirken içi gidiyordur. Gitmez yani mi? Ben saatimi, kordonunu benle gezdi diye bir iki ay çıkarıp bir yere koyamıyorum, veremiyorum, anladın mı? O kadar bağlanıyorsun. Evet, zaten iyilerini kendine ayırırmış. Hadi biz yapmıyoruz da böyle bir şey de. Sen ayırıyorsundur var ya. Yok yok. Bana verdiklerinden daha iyileri var sende, biliyorum. Ben kendi enstrümanlarımı vermiştim sana, hatırlıyorsan. Biliyorum, şaka yapıyorum ya. Hadi gel. Buyur.
Ben sana kayın yaprağıyla şey getireceğim şimdi, yemlik. Tamam. Bizim 5 yıldır, 6. senesi bu sene, dağ evi ve doğadaki insanla uğraşıyoruz. Onunla ilgili bir şeyler bulup, araştırıp size göstermeye, ifade etmeye çalışıyoruz. Belki de şimdi 1000 yıllık diyeceğim ama daha eski, geçmişe dayanan kültürümüz de var içerisinde. Bütün bunları bulup, çıkarıp tek tek onun içerisine de halkın edebiyatını, edebiyat kültürünü, yaşam kültürünü de sokup size tatlı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar kolay elde edilen şeyler değil. Bakın, uzunca süreç gerekmiş. Şimdi bunlar kolayca elden gitmemeli. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Abek, bitti galiba. Ne yaptın ya? Hop, al şu baharın tadına bak ya. Birkaç parça sana. Ne yemlik, bu abi? O yemlik. Yemlik. Yemlik, sizin orada yemezler ama bir sürü başka bitki var ya. Bizim orada rastladın mı buna? Ya, rastladım. Var. Var. Madımak da var sizin orada ama başka yemeklerini yapıyorlar, başka şeyler yapıyorlar sizin orada. Bir sürü bitki var ya. Bu İç Anadolu da daha çok bilinir. O da kayın yaprağı. Nasıl yaprak? İkisi beraber. Tuzlamak lazım. Yani limonla tuz da çok güzel oluyor aslında. Hah. Bunu da at ağzına. Bu da bana olsun. O da sana abi. Bayağı yolu almışsın Özgür. Evet. Şimdi perdelerini açalım bunun. Tamam. Delikleri delelim. Tamam. Ondan sonra tekrar... Zımpara işi bitti mi? Daha var. Tekrar şeyler, delikleri açtıktan sonra zımpara yapacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa, yapmam gerekiyorsa öyle yapalım. Tamam. Usta benim, çırak sensin. Tamam, çırak benim. Şimdi Özgür de şehirde yaşıyor ama onun içerisindeki heyecanı, tabiat sevgisini, tabiat coşkusunu çok iyi biliyorum. Ve onu kendi yaşadığı, dedelerinin, atalarının yaşadığı köyde tanıdım. Şehirde de tanıdım. Babalarını, kardeşlerini, akrabalarını da biliyorum. Şimdi o heyecanlı şehirde yaşayamıyor bir türlü, bir zorluk çekiyor. Bir ayağının mutlaka tabiatta olması gerekiyor. Zaten şehirde hayatını kazandığı işi de bir ağaç, ağaca dokunarak insanlara nefesiyle üfleyebilecekleri müzik aleti yapmak. O ağacı yeniden yaşatmak bana göre de. Onun felsefesi de o aslında. Hayatını bununla idame ettiriyor. Bu arada Özgür çok da iyi kara kucak güreşi yapar. Şavşat'ta biliyorsunuz, Şavşat'ta kar güreşleri var, kara kucak kar güreşleri. Onun sülalesi hep o güreşlere, kendisi de dahil, gider, katılırlar, izlerler. O müthiş bir yaşam kültürü hala devam ediyor, kaç yüzyıldır gelenek. Çok zevkli. Eskiden böyle günlerce uğraşırmışlar işte. Gel, biraz da sen ye. Çok iyi. Çıktı Özgür. Son perde. Bitirmek üzereyiz. Kaç oktav şimdi bu Özgür? Abi bu yaklaşık 1,5 oktav. Diğer sazlar gibi transpoze yapılabilen bir saz değil aslında. Yapılıyor, yapılsa da çok az makamına göre transpoze yapılabiliyor. O yüzden bunun 7 sesinde yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. Yani kayısı İstemişi. Ağacı, yaşlı bir kayısı ağacı. Evet. Kuru bir kayısı sert, ağacı. Kuru. Sert. Bu hale dönüştü. Al şunu. Ben artık hava karardı, ışık da getirdim buraya.
çalayım, sen mi çal? Sen çal. Ben niye çalacağım? Oldu mu? Oldu. Olmaz mı ya? Şahane. Ağzına sağlık. Kardeş, şimdi içimden ne geliyor biliyor musun? Biz her programın sonunda bağlama çalıyoruz ya, türkü söylüyoruz. Evet. Anadolu'nun güzel yerlerinden, değişlerinden, güzel insanlarından çıkan türküleri. Aşık Şenliğin çok güzel bir türküsü var, aklıma geldi. Sen de bilirsin çalalım. Onu. Ah çekip aleme feryat eyleme diye. Evet, biliyorum. Çalalım. Çalalım mı? Çalalım. Daha sonra bunun son işlemini yapalım. Tamam. Kalınlığını alalım, zımparasını yapalım. Şeklini verelim. Bitti. Çekip aleme eylerem feryat, eylerem feryat, ilaç olur bu efkara diyen yok. Niçe kimselerden diledim imdat, diledim imdat, diledim imdat. Merhem etsin derde çare diyen yok. Eyvah ey zalim ol. Dağda yanmış dağ, dağda yandı aman, dağlımı da verdim ahımdan, dağda yandı oy zalim o. Şenlik der bu dünyada gülmedim hiç men, gülmedim hiç men,
Usandım canımdan olmuşam pişman. Ne yarenler, ahbaplar, ne dost ne düşman, ne dost ne düşman. Hayıf oldu bahtı kara diyen yok. Zalim oy, eyvah oy. Zalim oy, bahtı kara diyen yok. Ol, derde kerem. Neylesin derde kerem. Koşmuşam gam kötünü özüme. Derde kerem. Zalim oldum.